Sen benim sarayımı hayatta fethedemeyeceksin. Sen öyle san. Görürsün şimdi sen gününü. Hadi askerlerim, girişin. Bunlar mı senin askerlerin? Şimdi görürsün gününü. Oy! Oh hayır Arda, ne yaptın sen? Kırdın her şeyi. Tamam Merve, kusura bakma yani. Bu sefer bana kafa tutmayacaksın. Her şey hazır değil mi? Kahve, pasta. Umarım hoşlarına da gider. Arda, Merve, Mehmet, pasta var. Umarım yine de şu kiraz pastasını yapmıştır. Uzun zamandan beri yapmadı çünkü. Aa, pasta mı duydum? Geliyorum hemen anne. Heh, pasta duydu. Hemen yenilgini de hemen de unutup gitti. Oh aşkım, her şey yine çok güzel gözüküyor. Çok güzel de kokuyor. Sağ ol Mehmet, ama daha tadına bakmadın ki. Şey, bir şey daha eksik. Donutlar nerede? Evet, ben ne istiyorum? Çocuklar, o kadar şeysiniz ki. Bakın anneniz ne yapmış. Pasta yapmış. Da ne istiyorsunuz? Ne donatı? Oo, sakin ol baba. Sakin ol da gelesini dedim. Yani sakin ol baba senle. Pasta mı? Aa, doğru ya. Betül'ün bir dahaki haftaya doğum günü var. Ne yapacaktık? Evet doğru aşkım. Bir dahaki haftaya da doğum günü var. Ne yapacağız? Ne? Betül'ün doğum günü mü var? O zaman çok güzel bir sürpriz yapmamız lazım. Hoşunuza gitti mi? Afiyet olsun. Güzel miydi? Evet anne, çok lezzetliydi. Teşekkür ederim. Ben yukarı gidiyorum. Yani çok güzeldi aşkım. O kadar lezzetli yapmışsın ki kiraz pastasını. Teşekkür ederim aşkım. Şimdi birazcık dinlemeye gidiyorum. Tamam. Umarım en güzel hoşuna gitmiştir. Yine bütün eşyalar yine benim üzerime kaldı. Şimdi Arda ne yapacağız? Burada bir şey oynayalım mı? Tabii ki de değil. Demin oynadık ya. Şimdi ben Minecraft oynayacağım. Aa, çok can sıkıcısın. O zaman ben de Betül için güzelce ne bir sürpriz düşüneyim. Merve düşün. Betül'ün hoşuna ne giderdi? Evet doğru. Hayvanları seviyor. Evet. Kendi hayvanat bahçesi olsa çok güzel olmaz mıydı? Evet. Sessiz olmam lazım. Gelecek birazdan. Sürpriz Betül. Baksana hayvanlara. Herhalde aslan Betül'ü yiyecek. Başka bir fikir lazım. Hayvanın bahçesi olmaz. Daha ne seviyor ki? Ah, benim bir fikrim var. Ama onun için başka bir yere gitmem lazım. Lavaboya gitmem lazım. Burada bir yerde olması lazım. Nereye sakladı bunu? Magadan insanı çok yoruyor ya. Evet, mutfağı da temizledim. Ben de gideyim birazcık dinleneyim. Oh be. Oh. Ah, burada. Betüllerin şamponları, evet. Şimdi Betül için bir köpük partisi yapacağım. Doğru. Öncelikle bunu buraya koymam lazım. Tamam. Şimdi üstüne basmam lazım. Aa, ne kadar da köpük çıktı bundan. Şimdi başka bir yere yapmam lazım. Her yerde köpük olması lazım. Çünkü hoppa, yine köpük. Çok güzelmiş. Burası da hep bu kokuyu biliyorum. Burası da neresi? Ne oldu bu? Bunun köpük de nereden geldi? Ben yaptım Arda, ben yaptım. Köpük partisi. Oo! Acayip güzel bir fikirmiş Betül, Merve. Evet, gel devam köpük yapalım. Şimdi buraya koyacağız. Ondan sonra üstünü zıplayacağız. Ama sen yapabilirsin. Hoppa! He bu. Tatlı bu. Aa, çok kiraza kokuyor. Bu da ne? Benim pastam mı acaba? Yok, olamaz. Çocuklar ne yapıyorsunuz orada? Anne, bir şey yapmıyoruz ki. Bir şey, yüzünde köpük var. Sil onu. Böyle kalktım. Aa, canım pasta çektik. Çocuklar bırakır mısınız beni? Baba dikkat ol. Oh! Aa, ne oldu ya? Bu köpüğün ne işi ne var burada? Mehmet iyi misin sen? Yani bu kadar
Şey istemiyordum. He bu da ne ya? Merve, Arda ne yaptınız yine? Bir türlü sürpriz yapacaktı. Köpük partisi ben ne düşündüm? Merve biliyorsun değil mi? Bir dahaki aya doğum günü. Yani bir dahaki haftaya doğum günü var. Yani hep bugün değil miydi? Kusura bakmayın. Umarım burada tek köpük vardır. Yukarıyı doldurmamışsınızdır. Anne o zaman bir yukarı çıksın. O Arda söylemesene. Niye söylüyorsun?